Bugün Ebu Talib'in kıssasını anlatacağız. Maşallah. Bismillah. Şefi bil arabi ve türkü. Tamam, bil arabi ve türkü ayı. Üstaz Ebu Adil. Nâm, arabi ve türkü. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yasir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Kardeşlerim, bugün Ebu Talib'in nasıl iman etmediğini anlatacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasına ya ammi kul la ilahe illallah uhaccu bike indallah demesine rağmen Ebu Talib bu sözü söylemedi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü burada. İşte gelin hep beraber bunu şey diyeceğiz. İnneke la tehdi men ahbebte. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen dilediğine hidayeti erdiremezsin. Diyor ki وفي الصحيح يعني في البخاري ومسلم عن المثيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية ابن أبي سلول وأبو جهل الله رسول صلى الله عليه وسلم عم جس أبو طالب قاليور أبو طالب ölüm döşeğində ve Abu Talib'in yanında Abdullah ibn Abi Salul münafıkların başı, kafirlerin başı, bir de Abu Cehil olduğunu gördü diyor. Peygamberimiz nebi miydi o zaman? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem nebi hem resul. İkisi. O zaman yani peygamberliği var mıydı o zaman? Tabi işte peygamber olduğu zaman. Zaten Ebu Talib burada tasdik etmiyor, tasdik ediyor ama kibrinden dolayı bunu söylemedi. İşte bunu değineceğiz inşallah. فَقَالَ لَهُ يَا عَمِّي قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُحَاجُّ بِكَ عِنْدَ اللّٰهِ Ya amca ne olur la ilahe illallah söyle, Allah katında sana şefaat edeyim. فَقَالَ Ebu Cehil, bakınız. فَقَالَ لَهُ اَتَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Abdülmuttalib'in dinini bırakıp da Muhammed'in tek Rabbine mi kulluk edeceksin ya Ebu Talib diyorlardı. Çünkü bunlar Lat, Menat, Uzze, Hubel diyorlardı. Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o eşsiz önder, tek lider, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki onlara U'budullaha mâ lekum min ilahin gayri. Tek yaradanıza, Rabbinize kulluk edin. Bakınız kardeşlerim, Ebu Cehil, Abdullah ibn-i Selül müşrikler Yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyorlar. Ama ne zaman ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara tek ilaha gelin, ondan başkasına kulluk etmeyin dediği zaman işte burada kabul etmediler. Bazı kardeşlerimiz ders anlattıkları zaman sadece rububiyetten bahsederler. Uluhiyete değinmezler. Yani yaratan Allah, yaşatan Allah, rızık veren Allah, koruyan Allah, halk eden Allah, bunları değinirler. Ama uluhiyet çok az şey. Ama halbuki şöyle baktığımız zaman Ebu Cehil de bunu kabul ediyor. Ebu Talib bunu kabul ediyor. Ebu Leheb bunu kabul ediyor. Hepsi hani Allah diyor ya وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan ey Resulüm yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Güneş ve ayı kim musahhar kıldı? Allah diyecekler. Başka ayette diyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Yine Allah diyecekler. İşte burada bazıları diyorlar, işte bunu dediler. Bir kişi Yahudi Hristiyan bile la ilahe illallah dese bu adam cennete girecek diyor. Vallahi böyle diyen olan bir kişi kendisi cennete giremez. Nasıl ki Resulümü kabul etmeyen, Resulümü tasdik etmeyen olan bir kişi cennete girecek. Yahudilerin, Hristiyanların cennete gireceğini söyleyen olan bir kişi kendisi vallahi cennete giremez. Bu açıdan burada la ilahe illallah kelimesinden sonra mutlak manada Muhammedur Resulullah'ı tasdik etmesi gerekiyor. Bu şimdiki zaman için değil mi hocam? Tabii, yani, tabii. Çünkü önceki zamandaki Yahudilik de bir dindi sonuçta. Zaten eski Yahudilik İslam'dır. Hristiyan İslam'dır. İsa Aleyhisselam'a iman eden cennetliktir. Musa Aleyhisselam'a iman edenler cennetliktir. Ama şu andaki hepsi cehennemliktir. Niçin? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyorlar bunlar. Yoksa onlara iman eden İsa Aleyhisselam diyerek cennetlik bunlar. Peki, bu abi, zamandan bahsediyoruz biz. Aynı zamanda yaşayanlar vardı. Yani hem İsa... Hazreti Ömer gene bu şekilde ama iman ettikten sonra en büyük sahabelerden biri oldu. İşte burada dedi ki Etetruk milleti Abdülmuttalip bunu deyince dedi ki ana ala din Abdülmuttalip. Ben Abdülmuttalip'in dini üzerine bu şekilde öldüm. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada çok üzüldü orada. Ve orada dedi ki ya ammi nehyedilmediğim müddetçe sana istiğfar da bulunacağım.
ve tam istiğfar ediyor. İşte Allah Tebareke ve Teala sana ne oluyor ya Muhammed? Müşrik olan bir amcaya sana dua etmek yakışmaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duadan alıkoyuldu. Bakınız kardeşlerim, Ebu Talib 10 sene boyunca İslam'ı korumuştur. 10 sene boyunca yani Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olmuştur ama cennete giremiyor. Niçin? Çünkü bu la ilahe illallah kelimesini söylemediğinden dolayı. Çünkü onlar söyledikleri zaman bunun gereğini yapacaklar. Çünkü biliyorlar. Şu an günümüzde bazı kardeşlerim, sizleri tezih ederim. Vallahi la ilahe illallah manasını bilmiyorlar. Mikrofonu uzatıyorlar, belki gördünüz şey internette. La ilahe diyor işte. Allah birdir işte şöyle. Bilmiyor. La ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Adam diyor ki Kabe nerede? Adam diyor bilmiyor. Ve adama sormuşlar. Şahadet getir diyor, ben bu evin yabancısıyım, nereden getireyim? Allah. Aynen bu şekilde bazı gençler yani subhanallah. Ondan sonra ya Rabbi ya Rabbi, Allah Celle Celaluhu nasıl olur da bu ibadetlerimizi kabul edecek? Dolayısıyla biz kema emarena rabbuna ve ahbarena nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacağız. Naam. 5 dakika hocam daha alalım, ondan sonra şey deriz. Ve kavluhu inneke la tehdi men ahbabte. El hitab linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne yuhib hidayete ammihi ve abi talib ev men huve a'am. Burada diyor ki bu el hitab linnebi, bu hitab Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilmiştir. Her ne kadar burada Allah Celle Celaluhu Resulüne hitap ediyorsa aynı zamanda bu hitap bizedir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'na bildiriyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretiyor örnek olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne yuhibbu hidayete ammi ebi talib ev men huve a'am fe ente ya Muhammed el muhatab bil kâf el hitab ve lehu'l menzilete el rafi'a. Diyor ki menzilete rafi'a, yüksek bir dereceye sahip, yani muazzam makam yönünden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün enbiyalardan üstündür. Ve bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla Ebu Talib o kadar uğraşmış bir türlü hidayete nasip etmemiştir. O açıdan Allah tebareke ve teala diyor ya fedekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir. Hatırlat ey Muhammed'im, senin görevin hatırlatmak, uyarmak. Sen onların başına zorbacı bir polis değilsin. Hiç unutmuyorum, bir yerde anlattık. Ya diyor hocam, yani bir kişi zina eden, yani İslam dini zina eden bir kadını, bir erkeği neden yani zina, yani rejim ediyorum? Bu çaldış, ben bu ayeti kabul etmiyorum. Bu hadisi kabul etmiyorum. Şimdi bu adam ne anlatırsın? Ayet hadis bilmez, anlamaz. Anlayacağı dilden anlatacaksın. Dedik ki, yani saat kaç? 2. Eve gittin, kolu açtın, bir de baktın ki hanımını, ancak böyle, hanımını gönül rızasıyla bir kişiyle yakaladın. Ne yaparsın? Ama işte dedim, hocam öldürürüm. İşte Allah öldürmüyor. Allah diyor ki rejmet. Hadiste. Sonra düşündü. Ha ya Rabbi, İslam ne güzel nizammış. Sana gelince iyi. Ama başkasına gelince olmaz. O açıdan İslam dini akıl dini değildir. Allah Celle Celaluhu bir şeyi hikmet etmişle, yani bir şey beyan etmişle mutlaka bir hikmet vardır. O açıdan Allah Tebareke ve Teala mesela faizi haram kılmıştır. Niçin? Bizi soydurmamak için. Yani Allah bir şeyi koymuş da burada mutlak manada bir hikmet vardır. O açıdan kema emarana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacağız. Naam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya Muhammed la tastati an tehdi men ahbabt hidayetehu. Yani ya Resulullah, sen istesen de istemesen de sen filan kişiyi hidayete erdiremezsin Allah dilemediği müddetçe. Biz anlatırız. Adam kabul eder etmez, o ayrı bir mesele. Ama Allah Celle Celaluhu Ebu Talib'in ezeli ilminde yani İslam'ı kabul etmeyeceğini biliyordu. Ama dileseydi Rabbim Ebu Talib'i hidayete erdirmez miydi? Erdirirdi. Evet. Ama biliyor Allah Celle Celaluhu Ebu Talib'in hidayete ermeyeceğini. Hatta orada Ebu Cehil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak bir Resul olduğunu biliyor Ebu Talib'le beraber. Ama لَوْلَا اَنْ يَلُومُونِ النَّاسِ İnsanlar, kadınlar benim aleyhime konuşacaklarını bildiğimden dolayı ben ya Muhammed seni kabul etmiyorum. Çatlasan da patlasan da ya Muhammed seni reddediyorum ve reddetti, kabul etmedi.